Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle harika bir sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. Bu tatlımızın ismi Gönlü Ferah. İsminden de anlaşıldığı üzere böyle içinizi serinletecek, hafif ama lezzeti büyük bir tatlı tarifi paylaşacağım. Bu tatlıyı çok eskilerden beri deneyip yapıyorum. Mutlaka deneyin, mutlaka tadın. Bu lezzeti siz de varın istiyorum. Vakit kaybetmeden malzeme listesini sıralayalım. Malzemeler: 1 paket ekmek, 2 su bardağı vişne suyu, 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı şeker, 1 paket toz krem şanti. Üzerini süslemek için Hindistan cevizi. Evet, ben böyle dikdörtgen bir borcamım var. Hemen etimeğimi dizeceğim. Şimdi 2 su bardağı kadar vişne suyu demiştim. Vişne suyu ile ıslatıyoruz. Şimdi bunu etmekler vişne suyunu çekmesi için bir kenara kaldırıyorum. Ben nişastamı, unumu ve şekerimi tencereme aldım. Üzerine 1 litre süt ilave edeceğim. Etmeden şöyle bir kuruları karıştırıyorum ki topaklanma yapmasın. Ben çiğ süt kullanıyorum. İsterseniz pastörize süt de kullanabilirsiniz. Çiğ süt gerçekten tatlılarda daha farklı bir lezzet veriyor. Hemen başlıyorum çırpmaya. Şimdi karıştırmayı her zamanki gibi hiç bırakmadan böyle hızlı hızlı karıştırarak muhallebimin kaynayıp koyulaşmasını sağlayacağım. Evet, kaynayıp kıvam aldı, koyulaştı. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle biraz çırpacağım ki ilk sıcaklığı bir geçsin. Şimdi krem şantiyi ilave edeceğim. Şöyle etimeklerin de hemen çektiğini görüyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş üzerine ilave ediyorum. Şöyle sallayınca evet, her tarafa ulaşıyor. Şimdi üzerine de
bolca Hindistan cevizi serpeceğim. Bu tatlımızı farklı meyve suları ile de deneyebilirsiniz. Arasına vişne de ekleyebilirsiniz. Veya üzerine servis yaparken de vişneler ekleyebilirsiniz. Sizin arzunuza ve hayal gücünüze kalmış. Bu şekilde bol bol Hindistan cevizi çok yakışıyor bu tatlıya. Bol bol Hindistan cevizi serpiyorum. Şimdi tatlımızı önce oda ısısında soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonra da buzdolabında iyice soğumasını bekliyoruz. Yani arasındaki etmeklerin arasındaki o vişne suyu iyice soğuduktan sonra gerçekten ferah bir his veriyor. Şimdi oda ısısında soğusun. Daha sonra buzdolabında uzun bir süre bekletelim, iyice soğutalım. Daha sonra servis aşamasında birlikte olalım. Evet, tatlımızı soğuttuk. Ben üzerlerine her bir dilime gelecek şekilde birer tane de vişne, dondurulmuş vişne koydum. Siz arasına da koyabilirsiniz, nasıl diliyorsanız. Dediğim gibi etmekleri vişne suyuyla değil, şeftali, kayısı, portakal, hangisini istiyorsanız onunla da ıslatabilirsiniz. Değişik bir lezzet, değişik bir tat. Mutlaka deneyin diyorum. Şimdi ben size servis edeceğim. Bir de o şekilde göstermek istiyorum. Şöyle etmeklerin vişnenin verdiği bir kırmızılık ile harika bir lezzet ortaya çıktı. Mutlaka deneyin. Bol Hindistan cevizli. Harika bir lezzet. Ben çok seviyorum bu tatlıyı. Dediğim gibi mutlaka deneyin. Mutlaka deneyimlerinizi benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.